Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, bugün burada olmamızı sağlayan Türkiye Gençlik İstanbul, Birliği Genel dönecek misiniz Sayın hiç? Çağdaş bir bilgi verir misiniz? Ve Türkiye Gençlik Birliği'nin bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Dört bir yanı emperyalist kuvvetler tarafından işgale uğramış 1919 yılının Türkiye'sinde Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi nasıl Türkiye'yi kurtaracak iradeyi bir araya getirdiyse bugün de tıpkı 1919 yılındaki gibi ülkenin dört bir yanından gelen 21. yüzyılının Türk devriminin önderleri sizleri en devrimci duygularımla selamlıyorum. Şapkamızı çıkarıp önümüze koymamız ve düşünmemiz gerekiyor. İki elimizde de pimi çekilmiş birer bomba var. Birinin üstünde terör, diğerinin üstünde ekonomik kriz yapıyor. Benden önce konuşan arkadaşlarım terör gündemine çokça değindiler. O yüzden sizleri sıkmamak adına bunu gündeme çok girmek istemiyorum. Ama buradan Yüksekova'da, Gabar'da, İkiyaka Dağları'nda, Küpeli Dağları'nda vatan savaşı veren Mehmetçiğimizi, polisimizi, korucumuzu selamlarken ve Türk gençliğinin iradesini ilan edelim. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Terörle mücadele güçlü bir meclisle verilir. Meclis gücünü milli iradeyi temsil etmesinden alır. Nasıl halktan büyük bir güç yoksa halkı temsil eden meclisin üzerinde de bir güç olamaz. Eğer terör sorununu bitirmek istiyorsak milletin bütün güçlerini bir istikamette toplanmasını sağlamak zorundayız. Milli birliği sağlayacak yegane kuvvet olan meclisin devre dışı bırakılmasını reddediyoruz. Bunun yanında özelleştirme ve borca dayalı ekonomik sistemin çarkları artık dönmüyor. Ekonomik krizden bütün milletin fedakarlığıyla ve doğru planlamayla elbette çıkarız. Ama hatırlayalım, tekalifi milli emirlerini hatırlayalım. Milli mücadelenin en ateşli zamanlarında düşmana atacak bir mermi alacak paramız yokken Osmanlı saltanatı halkı tekalifi milli emirlerine uymaya ikna edebilir miydi? Edemezdi ama halkın seçtiği, halkın her kesiminin görüşünün temsil edilen kendi meclisinin emirlerine koşulsuz şartsız uydular, elini taşın altına koydular. Bugün de ekonomik kriz ortamında gerekli fedakarlıkları yapmaya halkı ikna edebilecek tek kuvvet halkın koşulsuz şartsız egemenliği olduğu meclistir. Güçlü bir meclise her zamankinden fazla ihtiyaç varken meclisin tasfiye edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Değerli mücadele arkadaşlarım, burada içinde bulunduğumuz süreci kavramamız açısından şu noktayı dikkatinize sunuyorum. Boğaziçi Üniversitesi yıllardır milli devlete karşı fikirlerin, akademik tezlerin üretim merkezi oldu. Özü emperyalizme karşı bağımsızlık ve halkı ortaçağ kurum ve ilişkilerinden kurtarmak olan ve hürriyete kavuşturmak olan Türk milliyetçiliği tek tipleştirme, diğer kimlikleri yok etme gibi başlıklarla hedef tahtasına oturuldu. Saltanatın elinden hakimiyeti alıp millete vermek demek olan laiklik, halktan kopuk devlet elitlerinin ideolojisi gibi sunuldu. Akademide her fikre özgürlük tanınırken bir tek milli devlete ve o milli devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e tahammül edilemedi. Fakat bugün geldiğimiz noktada durum şudur, bu fikirlerin önündeki denizler bitmiştir. Çünkü artık kimsenin reddedemeyeceği bir gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin vatan mücadelesi ve bu mücadelede Atatürk'ün yegane birleştirici değer oldu. Artık bu fikirleri dillendiren konferanslar okulumuzda dolmamakta, öğrenciler bu fikirleri benimsememektedir. Ve burada gururla söylüyorum, Sayın Çağdaş Cengiz'in konuşmasının başında diğer üniversiteler için söylediği gibi Boğaziçi Üniversitesi de bugün cumhuriyetçiliğin ve vatanseverliğin kalesi haline gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nde vatanseverlik ve Atatürkçülük rüzgarı esiyordur ve sizlere söz veriyoruz. Bundan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde her zaman vatanseverlik ve Atatürkçülük rüzgarları esecek. Son olarak buradan bir gerçeğin altını çizerek bitirmek istiyorum. 17 Nisan sabahı gözümüzü açtığımızda sandıktan ne çıkarsa çıksın Türkiye Cumhuriyeti var olmaya devam edecek. Evet çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti yok olmayacak. Hayır çıkarsa ne terör sorunumuz ne de ekonomik kriz sorunumuz o gün bitecek.
17 Nisan itibariyle bir yandan terörle mücadele, bir yandan da ekonomik krizle mücadele süratle devam edeceğiz. Bugün burada bulunan heyetin tarihi zorunluluğu ve tarihi mirası milleti ayrım göstermeksizin birleştirmek ve bu bakış açısıyla sorunları ele almaktır. Hepinize teşekkür ederim.